Ay'dan gelen melek taşı. Washington DC'den ünlü bir bilim adamı, ay yüzeyinde akıllı bir yaşam formunun yerleşmiş olduğunu gösteren önemli bir kanıt elde etti. Bu, 25.4 santimlik üzerine melek heykeli kazınmış bir ay taşıydı. Jeolog Dr. Maurice Charles, geçtiğimiz hafta NASA laboratuvar görevlileri Apollo 11 astronotlarının 40 yıl önce 1969'da getirdiği melek şeklinde yontulmuş bir ay taşını meydana çıkarttı. Dr. Charles 23 yıl boyunca NASA bilim adamı olarak çalıştı. 1987 yılında ajanstan ayrıldı. Hala eski meslektaşlarından çok yakın ilişkiler içindedir. Dr. Charles bu heykelcik ve etkilerinin kesinlikle şaşırtıcı olduğunu söyledi. Bu demektir ki ayda bir zamanlar yaşam için elverişli bir atmosfer olduğu anlamına geliyor. Ve daha fazlası var. Güzellik duygusuna sahip sofistike bir canlı topluluğunun olduğunu anlayabiliriz. Melek, insansı bir kadın biçiminde resmedilmiş olup uzun saçlarına ek olarak sırtında uzun kanatları mevcut. Ve sadece ayın yükseklerinde bulunan demir bir bileşiğinden yapılmış. Başka bir gezegenden gelen yabancılar tarafından düşürülmüş olduğu olasılığını bir kenara bırakırsak, o elle gümüş metalik parlaklık veren bir şey tarafından silinmiş. Metalin kimyasal analiz edilmesiyle jeologlar bu eski heykelin 200 bin yıllık olduğunu belirlediler. 170 bin yıl önce insan türünün dünyaya çıktığını düşünüldüğünde bu heykelin çok daha önce yapıldığı anlamına geliyor. Sümerliler ve Anunnaki hikayelerinde bize M.Ö. 18. yüzyılda ziyaret eden kanatlı ilahlardan bahsedildi. Belki de Sümerler bu ay varlıkları tarafından ziyaret edildi ve bunun sonucunda kendi resimlerinde bu heykelleri modellemişlerdir. Bu heykelin önemi düşünülürken diğerleri neden bu kadar uzun sürede gizli kalmıştır? Dr. Charles uzun yıllar NASA çalışanları tarafından yaygın olarak bilinirdi. Fakat uzay dairesi uzmanları dünya çapında panik ortaya çıkmasından korktukları için bu bilginin son derece gizli kalmasını sağladılar. NASA resmi olarak Dr. Charles'ın iddialarını reddediyor. Heykel fotoğrafçılar ve haberciler için gösteriliyordu. Fakat artık çalışma yapılamayacak gizli bir yerde saklanıyor. Antik astronotlar Zachariah Sitchin, zaten 12. gezegen olarak bilinen gezegenlerden gelen ve Sümer'deki tanrı ve tanrıça heykellerinin her iki tarafında da çıkıntıları olan özel kasklar taktıklarını göstermiştir. Bu ise onları mükemmel pilotlar gibi gösteriyor. Bu heykeller kulaklıkları olan ve Shugarra ile gösterilmiştir. Bu kelimenin tam anlamıyla bu sizi evren içindeki uzaklara götürür anlamına gelen bir terimdir. Başka bir imaj Kuzey İsrail'de keşfedildi. Milattan önce 9. bin yıl kadar öncesine ait olan bir kask ve koruma gözlüğü ile Tanrı resmi bulundu. Ayrıca Sümerler'de Tanrıça Iştar adına yapılmış bir tapınakta bulunan bir resimde bunu kanıtlar gibiydi.
Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.